Sevgili Bizimiz Channel Türk izleyicileri, Emine Karakurt'la Realite programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum iş dünyasından çok değerli bir insan. Ee, tabii ki yaptığı başarılar dışında bize çok katkı sağlayacak azmi ve başarının öyküsünü kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz sevgili Ali Araptarlı. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, şimdi aslında bugün bir kitabımız var. Kitabı tanıtmak istiyorum ama ee, kitaba konu olan sizin hayatınız. Öncelikle kitap fikri nereden çıktı? Nasıl bu e, duyguyu insanlarla paylaşma gereği duydunuz? Şimdi ben mesleğimin dışında yani ben mühendisim, makine mühendisi, Evet sanayiciyim. Ee, mesleğimin dışında lise birinci sınıftan beri bir yazı yazma merakım var yani insanların çeşitli konulara evet. şeyler vardır merakları vardır benim de işte lise birinci sınıftan ta o 15 16 yaşından beri köşe yazma gazetelerde Gaziantepliyim Gaziantep'teki evet. yerel evet. gazetelerde başladım şimdi Ali Bey şöyle söyleyeceğim ee, Birçok insanımız der ki ben teknik insanıyım yani sol beyin çalıştırırım, bazı insanlar da der ki ben yaratıcı beyne sahibim, sağ beyni çalıştırırım. Ee, siz iki farklı üniversiteyi mühendislik olarak okumanıza rağmen sağ beyninizde çok güzel kullananlardansınız ee, ve hayattaki başarılarımızda da zaten iki beyni komplike kullanabilmek. Ee... Yani onu siz daha iyi biliyorsunuz. <laughs> ben e, e, işte ne var ne yok <laughs> olanı kullanmaya çalışıyorum. Yani şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, bu kitapta işte benim çok engemeli bir hayatım var. Yani hep engeller, evet. engelli koşular yaptım ben. Evet, evet. Hep önüme engeller geldi ve o engelleri çok şükür. Allah'ın da yardımıyla açtım. Şimdi açtım kitapta ben de tabii ki göz gezdirdim. Kitabın e, kapağı da çok ilginç. E, dünyanın yükünü sırtlanmışsınız. Bunu taşıyabiliyorsunuz kolaylıkla. Yani gerekirse dünyayı da sırtlarsın. Kitabın evet. ismi bu zaten. Evet. E, aslında konuklarımızın da bilmesini istiyorum. Bu kitap e, eğitim alamamış, okuyamamış. Asla e, parasından dolayı e, bir bölüme gidemeyen kişilere burs imkanı sağlayacak. E, tabii e, çok sevgili Ali Bey'in e, yaşam hikayesini içeriyor bir biyografi. Şimdi tabii bütün gaye gençlere, ekonomik yönden hı hı. sıkıntı çeken gençlere... Kendinize güvenin, önünüz açık, asla pes etmeyin. En zor şartlarda dahi kendinize güvenirseniz doğru. o engelleri aşar, hedefe varırsınız. Bunu anlatmaya çalıştım. Çok doğru. Yani bu kitabın gayesi benim gibi birçok zorluklar içerisinde 12 yaşından beri çalışarak okuyan ve İstanbul'a üniversite imtihanı için gelirken otobüs parasını dahi borç alan bir arkadaşından borç alıp gelen, hı hı. iddialı, pes etmeyen, illa başaracağım diyen bir insanın başından geçen gerçek ölçü, ö, öyküleri anlattım. Yani buradaki hı hı. E, anlatılanların hepsi gerçek. E, yazmayı seviyorum ben. 15-16 yaşından beri. E işte insanlar sevdiği, mutlu olduğu şeyleri yapıyor. Ben de yazıyorum. Köşe Ama yazıyorum yani mahalli gazetelerde. Sizin buradaki bahsettiğiniz konu belki de özel zevklerinizi yazabilirdiniz, başka edebi konulara değinebilirdiniz. Aslında toplumdaki gençlere büyük destek vermek amacıyla kendi biyografinizi yazdınız. Hatta bir ödülü de var yanılmıyorsam. Evet. 2016 yılının en iyi biyografi kitabı seçildi bu kitap. Hı hı. Ve en önemlisi de hı hı. bakın burada Türkiye'nin en ünlü 5 gazeteci yazarı evet, evet, bu kitap güzel. mutlaka okunmalı diye tavsiye ediyorlar. Bu çok önemli. Hı hı. Kim bunlar? İşte e, Uluç. yani burada e, evet, şimdi efendim. Sevgili Uğur Dündar da güzel Tabii, yorumlar Uğur yapmış. Tabii Uğur Dündar'dan başlıyorum. Evet. Uğur Dündar Hıncal Uluç, Mehmet Yılmaz, evet. Ee, Oğuz Haksever ve genç neslin e, şu anda en parlak yazarlarından gazeteci Çınar Oskay. Yani bu kitabı mutlaka ...okunmalı diye gençlere tavsiye ediyorlar. Şimdi Ali Bey şunu açıkça seyircilerimiz de dinlesin izlesin istiyorum bu konuyu. Ben biliyorsunuz kişisel gelişim uzmanıyım aynı zamanda. Evet. Ee, bazı insanlar e, kendilerini geri plana edip ben şanssız doğdum, hayatımda başarılarım yok, işte arkamda bir babam yok, işte zengin değilim, nasıl başaracağım diye bize yakınıp gelirler. Aslında biz ona kitaplardan okuduğumuz teknik bilgileri aktarırız. Fakat sizin bu kitabınızda gerçek bir yaşam öyküsü var. Şu anda siz e, ...bilinen bir iş adamısınız. Belki kendi keyfinizi... ...işte kendi emekliliğinizi... ...yaşamanız gerekirken... ...gerideki insanlara bir hedef koymayı... ...işte başarmayı öğretmek istediniz. Ama işte insanlar... E, ...neden mutlu oluyorsa... ...onu yapmak ister. Yani ben... ...belirli bir yere geldiğimi zannediyorum. Yani artık problemlerim kalmadı. E, şimdi tabii insanlara bilhassa gençlere yani benim gibi e, çok zor şartlardan gelip üniversitede okuyan gençlere faydalı nasıl olabilirim? Evet. Hem onlara moral vermek evet. hem de bu kitabı bu kitabın bütün gelirini öğrenci burslarına ayırmak. Çok güzel. Ve bundan sonraki kitaplarımın da devam ediyor gene yazdığım kitaplar var. Onların da bütün gelirini öğrenci burslarına ayır. Yani hayatımın sonuna kadar, Allah müsaade ettiği yere kadar hep yazmaya çalışıyorum. Evet. Yazdığım bütün kitapları da eğitime aktaracağım. Çünkü eğitim, 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 her şeyin başı eğitim. Evet. Bizim ülkemizi eğitim Doğru. kurtarır. Doğru. Bizim ülkemizin en önemli, en önemli eksiği eğitim eğitim problemimizdir. Eğitime çok önem vermemiz lazım. Haklısınız. Bütün insanlarımızın Hı -hı. eğitimli olması lazım. Ve e, biz bırakın kitap okumayı bizim halkımız maalesef gazete dahi okumuyor. Yani işte bakın e, dizilerdeki işte televizyonlardaki evet. dizilere filan bakın hiçbiri yani insanlara böyle bir Hani eğitim verebilecek, işte bir şeye heveslendirecek falan değil. Evet. Hep böyle şiddete yönelik falan. Ve ben onları gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Artık o bakımdan olsun. bizim eğitimli insana ihtiyacımız var. Çok Onun da. için bu kitabı yazdım. ha Hayatım çok enteresan tabii. 9 yaşıma kadar Gaziantep'in en varlıklı ailelerinden birinin çocuğuydum. 9 yaşında idealim olan ve kahramanım dediğim, Antep Harbi'nin en genç semt reisi olan İstiklal Madalyası sahibi Gazi Araptarlı Hasan babamı kaybettim. 12 yaşına geldiğimizde bütün servetimizi kaybettik. Çünkü ben 9 yaşındaydım. Hiçbir şeye bakacak durumum yoktu. Abim vardı gerçi, ablam vardı. Onlar evliydi ve onlar da ellerinden geleni yaptılar ama bütün varlığımızı kaybettik. Yani biz Gaziantep'in babam ilk en e, büyük nakliyecisiydi Gaziantep'e ilk motorlu vasıtayı getiren insandı. E, servet hiçbir zaman şey değil. Tabii garanti de. değil. Peki Ali Bey e, şimdi her başarılı insanın bir ekoli vardır. işte bir öğretmeni, bir üstadı. E, siz de eminim çok böyle umutsuzluğa Kapıldığınız zamanlar olmuştur. Böyle e, gençsiniz daha toysunuz. Hayata yeni adım atmışsınız. E, elinizde hiçbir şey yok. Okumak da istiyorsunuz. Bu e, örnek aldığınız kişi kendi aile çevresinden miydi? Yoksa önemli bir üstad var mıydı? Ya böyle biri yoktu. Ama ben hmm. e, karakter itibariyle kafasına koyduğunu ne pahasına olursa olsun, gerçekleştiren bir insanım. Yani ben düşündüğümü yapmak isterim. Akşam düşünürüm, sabah kalkar onu uygulamaya çalışırım. Böyle bir yapım var ve sonuna kadar da giderim. Peki bununla ilgili önerdiğiniz bir şey var mı hani e, söylüyorlar, gençler hani e, geliyorlar, iki kere işte şu işe başvurdum, bu işi istiyorum olmadı dedi. İşte bunlar olmaz. Kendisine güvenecek. Yani insan önce kendisine güvenecek ne yaparsa yapsın mutlaka mutlaka önce kendine güvenecek. Bir başkasına güvenerek hiçbir yere varılmaz. Çok Kendisine güvendiği zaman bir insan her insanın belirli bir kapasitesi vardır. Belirli bir yetenekleri de vardır. Onları ortaya koyacak ve hedefe ulaşacak. Ha bazıları çok yeteneklidir, çok zekidir. Belirli bir yere çabuk gider. Bazıları ...orta karardır. Daha zor gider. Hı hı. Ama gider yani. Bütün e, bu kitapta anlatmak istediğim... ...asla pes etmeyin. Evet. Hedeflediğiniz noktaya varacaksınız. Diğer sır da sanırım çok çalışmak. Yani sizin hayatınızı ben incelediğimde... E, ...tabii ki böyle bir şeyler başarmışsınız. E, ünlü iş adamısınız, ünlü... E, e. Artık başaracak, hedef koyacak belki bir şey kalmadı. Çoğu şeyi yapmışsınız. Ee, ama hala koşuyorsunuz. Yani kitap ayrı yerden, iş yeri ayrı yerden. işte e, tekrar e, futbolla da e, ilginiz var. E, orada da e, bir takım çalışmalarınız var. Parti çalışmalarınız var. Evet, 50 yıllık bir Galatasaraylıyım. 50 yıllık bir Galatasaraylıyım ve Galatasaray sevdası... Bende bir Gaziantep sevdası vardır. Bir Galatasaray sevdası vardır. Bir Türkiye sevdası vardır. Evet. Yani ben e, Allah sağlık verdiği müddetçe Hala hep çalışacağım. Koşacağım. Evet. Faydalı olmaya çalışacağım. Yani işimde belirli bir yere evet. geldim. İki tane de aslan gibi delikanlı yetiştirdim. Evet. İki oğlum var. İkisi de üniversite mezunu. Bir, birkaç lisan biliyorlar. Fevkalade bizim şirketin evet. içerisinde büyüdüler. Bir tanesi fabri e, fabrikayı yönetiyor, bir tanesi şirketi yönetiyor. Gözüm arkada değil. Ne gezip tozabiliyorum. Kitap ne ne yazıyorum. Ne yazıyorum. Köşe yazıyorum. Gaziantep Olay Gazetesi'nde köşem var. Devamlı orada yazıyorum. Orada çıkıyor yazılarım. E, dünyayı geziyorum. Ne Eşime, dostuma zaman ayırıyorum. Yağlı boya resimler yapıyorum. <laughs> Onlara devam ediyorum. Yani ben de <laughs> iş çok. Peki bu kadar yetenekli bir babanın çocuğu olmak nasıl bir duygu? Yani aslında evlatlarınızla konuşmak gerekiyordu. Yani şimdi mükemmeliyetçi bir baba. Her şeyi görebiliyor, hissedebiliyor. On gün sonra olacak programlayabiliyor. Çocuklarınız size baktığı zaman zorlandıkları oldu mu? Hiçbir zaman zorlanmadılar. Beni geçtiler. Hani... eee bir laf var ya evet. boynuz kulağa geçti diye. Ne güzel. Yani hakikaten beni geçtiler. Mesela benim e, büyük oğlum Hasan Cem Araptarlı dünya çapında bir fotoğraf sanatçısı. Hem bizim şirketi yönetiyor, Hı -hı. hem Amerika'da geçen aylarda altın madalya aldı. Ne güzel. Yani binlerce ülkeden, binlerce e, eserin içerisinde çektiği fotoğraflar. Hı hı. Ee, şey yapıyor, dereceye giriyor, altın alıyor dünya birincisi oluyor ve e, New York'ta yapılan dünyanın en büyük fotoğraf yarışması da onun da bir takım buna göre özellikleri var. Yazılar yazıyor, işte bir taraftan şirketi yönetiyor. Evet. Kü küçük oğlum ben tasarımcıyım derdim, yani ben benim asıl işim tasarım ve mühendislik. Ee, küçük oğlum çok iyi bir tasarımcı oldu. Şahane modeller çıkartıyor. Devamlı çok güzel şömineler Hı. üretiyor, tasarlıyor. Evet. Ve bakıyorum, iftihar ediyorum. Ya yani ben bunları çocuk yaşta, hiç ihtiyaçları yokken fabrikada çalıştırdım. Ne güzel. Hem üniversite mezunu oldular, hem çok lisan öğrendiler, hem Çalıştılar hem de insan oldular yani insan oldular. Her şeyden önce insan yetiştirmek çok önemlidir. E, topluma en büyük evet. katkımız çocuklarımız evet. zaten. Evet. Evet. Size eğer en e... büyük eserim budur zaten yani buna evet. şey yapıyorum. Çocuğum ben çektim ben yoruldum ben koştum çocuğum yorulmasın deseydiniz belki de onlar Aynen. yürümeyi öğrenmişti İşte o zaman onlara çok büyük kötülük yapmış olurduk. Şimdi onlar ben gittiğim zaman kendi kendilerini değil. Çevrelerini de idare edebilecek durumdalar ve işte benim gözüm arkada değil. Ben eskiden hiçbir yere ayrılamazdım, tatil nedir bilmezdim, yapamazdım yani çünkü tatil benim kültürümde yoktu. Ama şimdi gidiyorum, Amerika'da arkadaşlarım var, Meksika'da arkadaşlarım var, gidiyorum bir ay Amerika, Meksika, Küba dolaşıyorum, geziyorum, her yerden bir şeyler alıyorum, bir şeyler öğreniyorum. Halen insan öğrenmek istiyor, çok bir şeyler doğru. yapmak istiyor, yani bir şeyler e, algılamak istiyor. Bunları yapıyorum, mutluyum, çok şükür, Şimdi. sağlığım yerinde ve bunu yapıyorum. Çok iyi bir evliliğim var, 42 senedir. E, çok iyi bir e, arkamda çok güçlü bir kadın var, o ona çok e, şeyim minnettarım. Çok iyi gençler yetiştirdi çocuklara, çok iyi eğitim verdi dolayısıyla yani işte ben de şimdi artı bu işlere kendimi adadım. Hı hı. İnsan neden zevk alırsa onu yapar. Ben mesela hiç şeyim kahve kültürüm olmadığı için yani gençliğimde hiçbir kahveye falan belki gitmediğim yoktu için, belki de değil mi Yani ben kağıt oynamasını dahi bilmem yani hı hı. bir normal baz bir Mesela tavla filan bilmem, ot gibiyimdir bu konularda. Hep arkadaşlarım da öyle derler zaten. Ben hep hep çalıştım, hep didindim, hep bir şeyler yapmak istedim. İşte bu en büyük idealim, en büyük zevk aldığım şey kitap yazmak, köşe yazmak, resim yapmak. Yağlı boya resimlerim He. var. Fena da değil, işte onlarla bayağı zaman şey yapıyorum. Yani insanlara da faydalı olabildiğim kadar faydalı olmaya çalışıyorum. Şimdi e, ben hep örnek insanları severim. E, yaşam kitaplardan öğrenilmiyor ya da bir okul okuyarak öğrenilmiyor. Siz tabii ki iki üniversite bitirmenize rağmen hayatı siz çalışarak koşarak insanlardan öğrendiniz. Şöyle yapabilirdiniz. Ben öğrendim, paramı da kazandım, çocukları da büyüttüm. Artık keyfini çıkaracağım hala çalışıp insanlara ne katarım diye koşuyorsunuz. Ee, belki de gerçek yaşanmış hikayeler işte bir Atatürk örnek verilmek gerekirse e, hep çalışmış cephede bile e, o kadar çok kitap okumuş ki biz şimdi evimizde oturuyoruz bir kitap okumaya aciziz. Atatürk zaten rehberimiz evet. yani. Evet. E, o dünyanın en büyük lideri. Evet. Yani <laughs> onu onu o bizim devamlı hı hı. rehberimiz onun peşinde koşmaya çalışıyoruz ama keşke ülke olarak onun peşinde koşabilseydik. Evet. Daha başka şeyler olurdu diye düşünüyorum. Aslında bize bıraktığı en büyük şey güçlü ve çalışkan olmamızla ilgiliydi. Yani tıpkı evet. sizin felsefeniz evet. gibi ben hayatı bir çorba gibi düşünürüm e, ee, çorbada herkemin katkısı baharatı varsa o çorba kadar lezzetli olur ki içen herkes bilgilenir veya doyar ondan. Tabi, tabi. Doğru söylüyorsunuz. Ya yani bunlar e, konuşacak çok şey var. E, eğitime çok önem vermemiz gerekiyor. Evet, evet. Eğitim. Yani her ülkenin bir milli eğitim olması lazım ve o her iktidarla birlikte değişmemesi lazım. Çok o da. eğitim temel eğitim. Evet. Ülkeyi belirli noktalara götürüyor. Evet. Ülke evet. insanlarını, gençleri belirli noktalara götürüyor. Hı -hı. Ve e, bizim eğitim yalnız okulda verilmiyor. Birçok şeyde eğitime ihtiyacımız var. Evet. Önce aileden başlıyor. Aileden başlıyor. Hatta gibi. anneden başlıyor. Evet. Annenin Karnındayken başlıyor. Çok yani 9 ay anne eğitim veriyor aslında karnındaki çocuğa. Çok doğru. Yani nasıl bakarsa o şekilde. Sonra tabii dediğiniz gibi yani ilk ana eğitimi çok önemli. Bunun için ne lazım? Annelerimizin eğitimli olması lazım. Evet. Önce annelere eğiteceğiz. Anneler eğitimli olacak. Çok doğru. Annelerin eğitimli olması ülkenin eğitimli olması demektir. Çok Çünkü ya. ilk çocuk gözünü açıyor annesini görüyor. Annesini örnek alıyor. Her konuda anneyi örnek alıyor. Evet, evet. Sonra işte anaokulu başlıyor ve onun da adı zaten anaokulu. Evet, evet. Ondan sonra işte e, ilkokul filan derken yani öğretmenlerinden şey ama asıl temeli veren anneler. Annelerin eğitimli olması lazım. Biz anneleri eğitemedik. Bakın evet. Daha bizim Güneydoğu'nun bir bölümü ve Doğu bölgelerimizin bir bölümünde evet. kızları okula göndermiyorlar. Yani Çok doğru. ben onları suçlamıyorum. O insanlar kültüründe ne varsa onu yapıyor. Evet. Yani kültür nedir? Kültür yaşantı şeklidir. Onu görmüş. Babasından onu görmüş. Çevresinden onu görmüş. Onu yapıyor. İşte bunu değiştirmek lazım. Çok doğru. Bunları değiştirebilmek için çok çalışmamız lazım. Evet. Yani şu televizyon o kadar önemli bir şey ki o televizyonu bir kullanabilsek. Evet. O televizyonu hiç çaktırmadan insanları eğleti eğlendirirken güzel böyle dizilerle devamlı eğitim verebilsek o dizilerin içerisinde evet. çaktırmadan bir taraftan gülseler, eğlenseler bir taraftan şey. Ama biz ne yapıyoruz? Bakın şimdi dizilere bakıyorum. Kan gövdeyi götürüyor yani ya. Ya da özenti. Ya bu çekiyor. olacak iş mi yani? Evet. Kan gövdeyi götürüyor. Yani olacak iş değil. E benim cahil vatandaşım, gencim bunları görüyor. Kendisi de yapar zannediyor. Evet. İşte trafiğin halini görüyorsunuz. Doğru. Trafikte insanlar yol verme hadisesinden birbirini öldürüyor. Da. Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani işte biz elimizden geldiği kadar kalan ömrümüz kadar ülkemize, toplumumuza faydalı olabilir miyiz? Ne güzel. Bunun örnek, için. Bunun için. Örnek bir insan oldum. Bunun için, çalışıyor. Ediyorum. Örnek miyim değil miyim bilmiyorum da onda iddialı değilim Ay. ama elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya Faydalı olmaya çalışıyoruz. Renk kattınız. Ee, çok keyif aldım sizi ben tanımaktan. Ben teşekkür ederim. Ee, umarım e, seyircilerimiz de aynı şeyi düşüneceklerdir. Ben e, şiddetle öneriyorum. <laughs> e, çok güzel bir hayat hikayesi var. Dersler alınacak. E, bu hayatı gerçek anlamıyla yaşayan sevgili Ali Bey'in e, kaleminden e, okumuş olacaksınız. Ayrıca da okumayan her kişiye destek olmuş olacaksınız. Bir de bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Tabii ki. Bu kitabı alan ve kitap okumayı seven insanlar bir solukta bitirdik diyorlar. Bana da iltifat ediyorlar. Çok akıcı yazmışsın. Hiç sıkılmadık diye. Ne güzel. Ya ben edebiyat parçalamıyorum. Yani ben edebiyatçı değilim. İddiam evet. yok öyle. Ben konuşur gibi, sizinle nasıl konuşuyorsam sohbet eder gibi evet. yazıyorum. Ve Öyle burada yazılanların hepsi gerçek. Öyle de olması Lütfen lazım. Lütfen alsınlar, okusunlar ve okusunlar. Bilhassa gençlere. Çok teşekkür ederiz. Ee, daha derin konular vardı ama bugünkü e, süremiz bitti. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.